Doğu Perinçek güzel insan. Memleket de yararlı bir insan. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Adamın kralı Doğu Perinçek. Ha, kendi açımdan değil. Bak civar köylerden de geliyorlar. Doğru. İnşallah hayırlısı olsun. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Vatan Partisi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir dinle kandıran partiler var. Bir Atatürk'le kandıran partiler var. Ve bugün de sanki başka seçenek yokmuş gibi bir hava estiriliyor. Biz ne AK Parti ne CHP diyoruz. Bunlara mecbur değiliz. Bunlar aynı sistemin iki yüzü. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, Çubuk ilçesi adayı Dursun Keskin'le birlikte esnafı ve pazar yerini ziyaret etti, vatandaşlardan destek istedi. Desteklerinizi bekliyoruz. Kolay gelsin. Şapkanız da güzel. Eyvallah. Doğu Perinçek şu anda Türkiye'nin ipini tutuyor yani ki. Doğu Perinçek yani. Bitti. İşi gücü devlet, millet. Var mı başka alternatif? Yok. Abi yeter. AK Parti'ye de yeter, CHP'ye de yeter. Hepsi de yeter. Hepsi bu sistemlerden bağlantılar. Abi değiştirelim. Bulmaları gerekiyor ya. Değişikliğe gerekiyor ya. Yani. İnşallah. Adamın kralı Doğu Perinçek. Adam Fransa'ya gitti. Ben dedi soykırımı bilmem ne yapayım dedi. Evet. Esnaftan yana bir partiye oy verelim. Biz sizlerin oyunu bekliyoruz. Ülke için mücadele veriyor yani. Güzel şeyleri destekliyor. Dikkat ediyorum mesela ülkede araba çıktı yani önde oraya gitti. Destekliyor ama yanlışları da eleştiriyor. Ben muhafazakar bir adamım ama Doğu Perinçek olmasa Türkiye'nin ipi yok ya. Mesela bu kadar. Şimdi beraber ülkemizi muhafaza edeceğiz. İnşallah. O zaman yani. O zaman şu anda o zaman. Başka zaman değil. Seçim çalışması sırasında bir vatandaş ilçedeki hastane sorununu dile getirdi. Doktor gelse odanın birine de haftanın 5 gününe bu kemoterapi hastalarını 6'şar yataklık ayarlayıversalar çok memnun olacağım ya. Başkanım çok memnun olacağım. Ha, kendi açımdan değil. Bak civar köylerden de geliyorlar. Sadece ben eşimi düşünmüyorum gerçekten yani. Ulusal kanala konuşan Vatan Partisi Ankara Çubuk ilçesi adayı işçi Dursun Keskin sosyal belediyeciliğe vurgu yaptı. Çubuğumuzun sorunları trafik sorunu var. Çünkü park alanları yok. Büyük bir otopark yapılması lazım. Ulaşım üst üste gidiyor. Yani bazı projelerimiz var. Sinema gibi, gençlerimizin burada eğleneceği, tiyatro gibi. Çubuk halkından bizi desteklemelerini bekliyoruz. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhansa, CHP'deki DEM Parti tartışmasına katılan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Reyhan, Yavaş'ın milliyetçi maskesi artık düşmüştür dedi. Mansur Yavaş, Afyon adayı, CHP Afyon adayı Burcu Köksal'ı hedef alarak aslında DEM ile ittifakını da açık etmiş oluyor. Burcu Köksal'ın ne dediği belli. Ben seçilirsem belediyeyi HDP ile DEM ile beraber yönetmeyeceğim diyor. Mansur Yavaş ise Burcu Köksal'ı hedef alıyor. Bu demek oluyor ki Mansur Yavaş da tıpkı İmamoğlu ve Özel gibi DEM ile ittifaktan yana. Bunu artık gizleyemiyorlar da, mızrak çuvala sığmıyor. Biz zaten Ankara'nın 3 ilçesinde de sözde kent uzlaşısı adı altında CHP ile HDP'nin, DEM Partisi'nin yani PKK'nın ittifak yaptığını biliyoruz. Bunu açıkça ilan ettiler zaten. Mansur Yavaş bir milliyetçi maskeyle dolaşıyor ama o bir maske. Gerçekte onun ne milliyetçilikle, ne vatanseverlikle, ne Atatürkçülükle bir alakası yok. Biz bütün vatandaşlarımızı, Ankaralı vatandaşlarımızı bu maskeli baloya katılmamaya çağırıyoruz.